Eskişehir'e bağlı Seyit Gazi ilçesinde Seyit Battal Gazi'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerinde kurulmuş bir külliye burası. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Yapının girişinde hemen sağ tarafta Seyit Battal Gazi'nin mezarını bulan Çoban Baba'nın türbesi var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha okuyalım ya. Çoban Baba Türbesi'nden çıkıp sağ tarafa doğru şöyle biraz yukarı doğru ilerledik. Burada Battal Gazi'nin de türbesinin bulunduğu yapıya ulaştık. Yapı oldukça eski, zaten girişinden de belli. İçerisinde cami, türbe, çilehane ve dershane bulunduruyor. Giriş bu şekilde ikiye ayrılmış. Şu bölümden geçtiğimizde hemen sağ tarafta Kardeşler Türbesi var. Şu şekilde iki adet sanduka şeklinde. Köse Mihal'in oğulları Ahmet ve Mehmet Beyler türbesi olarak da biliniyor. İşte Battal Gazi türbesi. Battal Gazi'nin ebedi istirahatgahı. Acayip bir yankı var burada. Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin oğlu olarak biliniyor. Ve 8. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor Battal Gazi'nin. Yine bu türbenin içerisinde filmlerde gördüğümüz ama benim de ilk defa burada artık gerçek olduğuna inandığım Eleanor'un da türbesi yer alıyor. Görüldüğü gibi yüksek bir kubbe içerisinde Eleanor'un ve Seyit Battal Gazi'nin sandukaları. Burası da yine aynı türbenin içerisinde bir minik bir cami. Hemen Battal Gazi'nin türbesinin yan tarafında. Evet, burası da Battal Gazi'nin türbesiydi. Burası da Seyit Battal Gazi'nin türbesinin hemen yan tarafında bulunan aşevi. Battal Gazi türbesinin hemen karşı tarafında çilehaneler dikkatimi çekti. Çilehane şöyle: halvet etmek, inzivaya çekilip kendi sorunlarına cevap bulmak, insanlardan soyutlanmak için kullanılan küçük odacıklar. İlginç. Az önce gösterdiğim cami. Şimdi bunun da tabi yapılış tarihi dikkatimi çekti. 604 yılında Sultan Kılıç Arslan'ın oğlu Keyhüsrev zamanında yapılıyor. Mescit ve cami zaten aynı anda inşa edilmiş. Tabi ufak tefek restorasyon çalışmaları da yapılmış. Ama genel anlamıyla tarihi dokusunu koruyor. Külliye içerisinde bu şekilde oldukça geniş bir avlu da var. Havadar da bir yerde. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Bunun dışında şöyle etrafa baktığınızda tarihi doku gerçekten çok iyi korunmuş. Kubbelerin ihtişamını gördüğünüzde adeta o günlere geri dönüyorsunuz. Uzun lafın kısası, bu bölgeye yolunuz düştüğünde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir yer.